Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest İstanbul ikinci kez kapılarını açtı. İlki İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen etkinlik bu yıl yolculu uçuşlara kapanan Atatürk Havalimanı'nda yapıldı. Ziyaretçiler hava gösterilerinden teknoloji yarışlarına, yerli ve milli hava araçlarından seminerlere, teknolojik yeniliklerden girişim zirvesine pek çok farklı etkinliğe katılma şansı yakaladı. Türkiye'nin havacılıkla teknolojiyi bir araya getiren festivali Teknofest, yoğun katılıma sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü ziyaret ettiği festivalde 19 farklı alanda yarışmalar düzenlendi. Yarışmaların finallerinde 2000 takımdan 10.000 finalist kıyasıya mücadele etti. Dereceye girenlere 3 milyon liradan fazla ödül dağıtıldı. Geçtiğimiz yıl 550 bin katılımcıyı ağırlayan Teknofest, bu yıl rekor sayıda ziyaretçiye ulaştı. Özellikle öğrencilerin yoğun katılımına sahne olan etkinliğe, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da yapımcımız Güntay Şimşek'le birlikte gezdi. Havacılık etkinliğinde yerli ve yabancı birçok hava aracı sergilendi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ, Teknofest'e tam kadro katıldı. Şirketin ilk kez Paris Air Show'da görücüye çıkan milli muharip uçağının birebir mock-up'ı katılımcılardan yoğun ilgi gördü. TUSAŞ ayrıca Anka ve Aksungur insansız hava araçları, ağır sınıf taarruz, Atak T-129 ve Gökbey helikopterleriyle Hürjet uçağını statik alanda sergiledi. Ayrıca eğitim uçağı Hürkuş'ta etkinlik süresince gösteri uçuşu yaptı. Baykar Savunma etkinliğe statik alanda taarruz insansız hava aracı Akıncı, uçan otomobil Cezeri ile Bayraktar TB2 insansız hava aracı ile katılım gösterdi. Şirket kapalı alanda da ürünlerini sergiledi. Teknoloji Festivali'nin yabancı katılımcıları arasında ise en dikkati çekenler Rus yolcu uçakları Superjet 100 ve MC-21-300 ile yangın söndürme uçağı BE-200 oldu. MC-21-300 ilk yurt dışı uçuşunu Teknofest için İstanbul'a gelerek yaptı. Sovyetler Birliği sonrasında Rusya'nın sıfırdan ürettiği ilk yolcu uçağı olan MC-21, Airbus ve Boeing'in dar gövdeli uçakları A-320 ile B-737'ye rakip olarak gösteriliyor. Rus yolcu uçakları etkinlik kapsamında gösteri uçuşu da yaptı. Özellikle MC-21'in yaklaşık 10 dakikalık gösterisi büyük bir dikkatle izlendi. Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kısa bir süre önce Rusya'da inceleyip test uçuşu yaptığı Beriyev BE-200 ise etkinliğin ilgi çeken hava araçlarından biri oldu. Türkiye'nin almayı planladığı yangın uçağı Teknofest kapsamında hünerlerini sergiledi. Son dönemde tartışmaların odağında olan Türk Hava Kurumu da Canadair CL-215 ile fuardaki yerini aldı. Yangın söndürme uçağı denizden 5,5 ton su alıp belirlenen alana boşalttı. İşte işaretli alana 5,5 ton suyu saatte 200 kilometre hızla bırakıyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin A400M ağır nakliye uçağı, Ukrayna üretimi askeri nakliye uçağı Antonov 178, CH-47 Chinook nakliye helikopteri, F-16 savaş uçağı fuarda sergilenen ve ilgi çeken hava araçları arasında yer aldı. Dikey rüzgar tüneli ve simülatör, Teknofest'in en fazla katılımcı çeken etkinlikleri arasındaydı. Özellikle Türk Hava Yolları, Havelsan ve TUSAŞ simülatörleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Teknofest kapsamında katılımcıların sportif uçaklarla kısa turları da büyük rağbet gördü. Teknofest'in en önemli etkinliklerinden birisi burada gelen misafirlerin, ziyaretçilerin uçakla birebir tanışmaları, uçmaları
Yanımızda kaptan Necmi Çiçekçi var, arkamızda da uçağı var. Biraz sonra biz de bu deneyimi ekip olarak beraber yaşayacağız. Necmi Bey, biraz uçağınızı anlatın. Ondan sonra da buradaki etkinlikteki rolünüzü, ne yapmak istiyorsunuz? Önce uçaktan biraz bahsedeyim. Piper Meridian model bir uçak. 6 kişilik bir uçak. Türkiye'de sivil havacılığı geliştirmek, desteklemek anlamında verdiğimiz çabalardan bir tanesi de bu uçağımızla gelip sergi alanında bulunmak ve hevesli öğrencilerimize, gençlerimize bir uçuş deneyimi yaşatmak. Piper Meridian, Airport ekibiyle birlikte pist başı yapıp kısa bir sürede havalandı. Atatürk Havalimanı'nın üstünde yaklaşık 10 dakika tur attıktan sonra uçak süzülerek piste teker koydu. Havacılık etkinliklerinin hiç kuşkusuz en çok ilgi çeken kısmı uçuş gösterileri oluyor. Teknofest'te de ilk solo Türk sahne aldı. Ardından gökyüzüyle buluşan Rus savaş uçağı Su-35 yaptığı inanılmaz hareketlerle büyük beğeni topladı. Türk yıldızları da gösterileriyle sadece fuara katılanlara değil tüm İstanbul'a şov yaptı. O mübarek bayrak. İşte bu bayrak. Russian Knight, yani Rus şövalyeleri de Teknofest'te Su-30 uçaklarıyla yaptıkları uçuş gösterisiyle tarihe geçtiler. İlk defa bir NATO ülkesinde gösteri yapan Rus şövalyeleri de katılımcıların hayranlıklarını kazandı. Evet, yine o inanılmaz manevrayı yapıyor. Sukhoi Su-30 ve üst üste İkinci kez yaparken bakın havada duruyor neredeyse. 0 kilometreye hızını düşürdü. Jandarma Genel Komutanlığı'nın geçen yıl kurulan Çelik Kanatlar Akrobasi ekibi de Sikorsky S-70'lerle Teknofest'te boy gösterdi. Jandarma havacılarına polis ve sahil güvenlik helikopteri eşlik etti. Sen tarihsin, zafersin. Sen yurtsun, sen vatansın. Atak helikopterlerinin gösterisi ise geçen yıl olduğu gibi bu senede büyük bir ilgiyle izlendi.